Giderlerimiz aldı başını gidiyor. Katlanarak artıyor. Asuman sağ olsun. Bizim gelirleri arttırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ya Nazlı, acaba diyorum ben şu köşede tarot falı, kahve falı bakma işte falan mı girsem? Vallahi süper fikir Fatoş. Ben de masa masa gezip gül satarım. Aşk olsun Fatoş ya. Bu restoranın bir prestiji var. Yıkılmadık daha o kadar. Bizim şöyle kalabalık bir gruba ihtiyacımız var. Aynen öyle. Doğum günü partisi olur, özel gün kutlaması olur, iş yemeği olur. Bizim öyle kalabalık gruplara ihtiyacımız var. Biz bunu yavaş yavaş müşterilere duyurmaya başlayalım. Sonra restoranın internet sitesinde bununla ilgili bir yazı yayınlarız. Tamam, internet sitesini ben aldım. Ay canım Japonya. Bak görüyor musun, teknolojik bir şey olduğunda nasıl hemen sorumluluğu alıyor. Evet, ben Japonum ama makine değilim. Duygularım var, kalbim var. Mesela Tarık nerede? Şu günlerde hiç gözükmüyor. Ah sahi, ne oldu o mesele? Ben o meseleyi Fatoş'a bıraktım. İnşallah ayarlayacak, kendisine çok güveniyorum. Kısmet ya. Kısmetse olur tabii. Neyse, ben çok oyalandım yine. Ben okula gidiyorum, restoran ve en önemlisi canım kardeşim size emanet, göz kulak olun. Okula mı? Yok, mutfağa, ders vermeye. Ben de seninle beraber çıkayım da şu kapının önünde biraz hava alayım. Tamam canım, hadi görüşürüz. Bana. Görüşürüz. Ah Tarık ya. Demek bunca zamandır. Ya aynen öyle. Fatoş, bak bu meseleyi çok uzatmaman lazım. Tarık'a net bir cevap vermen gerekiyor. Ya artık ne söylersin orasını sen bilirsin. Ya Tarık çok tatlı birisi, çok iyi bir insan. Ama ne bileyim Nazlı ya, hiç öbür türlü düşünemiyorum onunla. Fatoş, o zaman çocuğun kısmetini kapatma. Bak mınım sırada bekliyor. Ya o işte benim üstüme kaldı ha. Hayır Tarık hiç o gözle bakmıyor ki yani Manami'ye. Çocuk bana yakmış abayı. Belki sen aradan çıkarsan anlaşırlar. Yok Nazlı, ben anlıyorum onu. Tarık hiç o gözle bakmıyor Manami'ye. İyi hadi, ne diyeyim, kolay gelsin o zaman sana. Ay tamam bebeğim, seni çok tuttum zaten. Hadi öpeyim. Görüşürüz Fatoş. Hadi görüşürüz. Normalde bekleyince de 50 tane taksi geçer. Ben bekliyorum ya, bir tane geçmedi. Ferit Bey de aramamış daha. Ben de şimdi odama geçip seni arayacaktım. Neden? Bir şey mi söyleyecektin? Hayır, sen aradığında açamadım ya, o yüzden geri dönecektim. İyi tamam. Çok tutmayacağım seni zaten. Yarın öğlen restoranda olman gerekiyor, onu söyleyecektim. Özel bir şey mi konuşacağız? Hayır, bir dergi çekim için gelecek. Senin de burada olman gerekiyor. Şimdi kapatmam lazım, çok işim var. De beğendin mi seni ha? Ben burayı çok beğendim. Ay baksana yeşillerine. Ay sen de nerede yeşil görse atlıyorsun. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun sizi şöyle alayım. Ay yok, biz oturmayalım. Ay güzel bir yer değil mi? Ben çok beğendim. Tam bize göre. Evet, güzel bir yere benziyor. Siz tam olarak neye bakmıştınız teyzeciğim? Bizim bir arkadaş grubumuz var. Her ay bir yerde yemek organize ediyoruz. Bu ay da burayı düşündük. Aa öyle mi? Tam yerine geldiniz. Harika. Peki kaç kişilik oluyor bu gruplarınız? Yaklaşık 15-20 kişilik. 15-20 kişilik diyorsunuz. 30-40'a kadar gider yani. Artık ADV'siyle. Harika. Tamam o zaman ben sizi şöyle alayım. Detayları öyle konuşalım. Buyurun. Oturalım bari. Haydi buyurun. O zaman isterseniz şöyle yapalım. Ben size fix menüyü kilitleyeyim. Ya fixliyim yani. Bizim çok güzel fix bir menümüz var. Böyle özel gruplar geldiğinde onu yapıyoruz. Çok beğeniliyor. İndirim de yaparsın tabii ki. Aşk olsun. %10 da indirim. Ay çok güzel o zaman. Biz yarın buradayız. Akşam ararım sizi telefonda. Tamamdır. Ben o zaman sizden telefon bekliyorum. Şahane. Birer tane kahve ikram edeyim sizlere. Çeriz. Lütfen. Süper. Orta Türk. Tamam hemen geliyor kahveleriniz. Aa. Fatoş ne yapıyorsun sen ya? Ay yani Fatoş, Tarık senin şu halini görse yemin ediyorum insanlığından utanır çocuk ya.
Ay ne var ya Asuman, Allah Allah. Anlık bir sevinç dalgasına kapıldım, hepsi o. Böyle müşterilerin yanında. Sevin tabii. Neye seviniyorsun sen? Kızım yarına 20 kişilik bir kadın grubu geliyor. Hem hepsi böyle elit, ha, varlıklı kadınlara benziyorlar yani. Vallahi Asuman şu anda kulağımda kasadan çıkan trink trink sesleri yankılanıyor. Canım benim, keşke kafanda biraz da Tarık'ın sesleri yankılansa. Resmen çocuğu hiç düşünmüyorsun ya. Asuman deli deli konuşma ya, Allah Allah. Ben böyle konuları kafamda anadasa yatırıyorum, sonra dönüp bakıyorum, daha sağlıklı kararlar veriyorum. Bunun anlamı şu oluyor, ben ne yapacağımı bilmiyorum, o yüzden etrafta salak salak dolanıyorum. Asuman. Fatoş, Tarık'tan haberi var mı? Yok, Tarık'tan haberi yok. Bak ne diyeceğim, şimdi onu arayıp çaya çorbaya çağırsak mı? Dışarıda yorulmuştur değil mi? Ya biraz çok mu üstüne düşüyorsun acaba sen bu Tarık'ı? Bana öyle geldi. Ya öyle mi dersin? Buyurun, hoş geldiniz, buyurun. Şöyle oturun, oralar dolu, buyurun şöyle.